Evet sayın seyirciler, iyi akşamlar. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 25 Eylül Çarşamba akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Evet, haber merkezimizin derlediği yurttan ve dünyadan haberlerle karşınızdayız ve önemli gelişmeler var her zaman olduğu gibi. Bu akşam tabii ki her zaman olduğu gibi İsrail ve Lübnan ve Gazze meselelerini konuşmaya, öğrenmeye çalışacağız. Ve Bağımsız Türkiye Partisi 23. yaşını kutluyor. Bunu da değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte ve üreticilerimizin, çalışan kesimimizin, emekçilerimizin Saraçhane'de bugün bir toplantısı vardı. Ve tabii ki seslerini duyurdular Saraçhane'de ve ufak bir eylem ve seslerini duyurmaya çalıştılar. Bunlar ayrıntılarını haber merkezimizin hazırladığı haberlerde görebileceksiniz. Ve ilk gelişmeyle başlayalım. Evet, bugün Türk siyaseti için bir dönüm noktası olan bir tarihin yıl dönümü sayın seyirciler. Ve bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. 25 Eylül 2001'de Profesör Doktor Haydar Baş'ın öncülüğünde kurulan Bağımsız Türkiye Partisi 23 yaşında. Türk milleti ayağa kalktı. Türk milleti ayağa kalkıyor. Türk milleti ayağa kalk. Ayağa kalk Türk milleti. Bağımsız Türkiye Partisi kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 25 Eylül 2001 tarihinde Profesör Doktor Haydar Baş liderliğinde kurulan Bağımsız Türkiye Partisi 23 yaşında. Profesör Doktor Ata Selçuk'un ilk genel başkan olduğu BTP daha sonra yoluna Ali Gedik'le devam etti. 18 Ağustos 2002'den itibaren ise Profesör Doktor Haydar Baş genel başkan oldu. Yine kendisine ait milli ekonomi modelini parti programı haline getiren Profesör Doktor Haydar Baş hem Türkiye'yi hem de tüm dünyayı kapitalizm sömürüsünden kurtaracak projeler ortaya koydu. Benim ülkem değil Türk milletini, 10 tane Türk milletini bakacak kaynaklara sahip. Bu serveti yabancı kaynaklarla paylaşan siyasi iradeye evet diyoruz, elimizden alıyor. Bizi sömürüyorlar. Onların yanında saf tutuyorlar. Onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Haydar Hoca da diyor ki bu sülüklere son. Bunların 10 tanesinin bir yılda kazancı 100 milyar dolar. Türkiye'nin %23 toprakları Türk milletinin elinden çıkmıştır. Ülkenin kaynaklarını paylaşan adamların karşısında duruyorum. Can verilerek, kan dökülerek alınan vatan masa başında satılamaz. Bunların önünde Allah'ın izniyle dimdik duracağız, bu milleti biz ayıktıracağız. Mustafa Kemal ne yaptıysa biz de onu yaparız. Ne verdin bir, al sana üç, geriye dön, marş marş. Ben şu anda bu güçler ve onların arkasında olanlarla sizin adınıza mücadele ediyorum. Haberiniz olsun. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 14 Nisan 2020'de Hakk'a yürümesinden sonra Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na Hüseyin Baş seçildi. Ben Hüseyin Baş, 29 yaşındayım. Kendimi 24 yaşında Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığına adıyorum diyen Deniz Gezmiş gibi kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum. Hayalimiz tüm ümidim gençliktedir diyen Atatürk'ün hayalidir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve birbirini anlayabilenlerin yaşadığı bir toprak hayalidir. Hayalimiz fakirlik suç sayılacak diyen Oğuz Kağan'ın hayalidir. Hayalimiz devletin dini adalettir diyen İmam Ali'nin hayalidir. Hayalimiz bizim dönemimiz başladı diyen Haydar Hoca'nın hayalidir. 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bağımsız Türkiye Partisi'nin sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ebedi liderimiz Profesör Doktor Haydar Baş'ın gösterdiği hedeflere Genel Başkanımız Hüseyin Baş'la yürümeye devam ediyoruz. Bağımsızlık yolunda nice yıllara denildi. Damarımızdaki asil kanla Atatürk'ün bize emanet ettiği bu toprakları, atamızın bize emanet ettiği cumhuriyeti en yükseklere hep beraber biz taşıyacağız. Sen ben olacaksın, biz olacağız ve bunu başaracağız. Gün gelecek ve o gün gelecek, bütün dünya sana imrenerek bakacak.
Evet Sayın Seyirciler, şimdi ise bir Skype bağlantımızda Profesör Doktor Sayın Ahmet Hamdi Kepekçi bizlerle birlikte. Sayın Kepekçi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün aslında tarihi bir yıl dönümü, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü. Bu 23 yılda bu zaman diliminde, bu anlamlı zaman dilimlerinde neler yaşandı ve nasıl bir sizce mücadele verildi? Bu doğum günü için neler söyleriz? Efendim öncelikle doğum günümüz kutlu olsun. Milletimizin gözü aydın olsun. Partimiz, Bağımsız Türkiye Partisi Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın riyasetinde kuruldu. Ve parti kurulmadan önce bayrak mitingleri yapıldı. Ülkenin içine düştüğü durum ortaya kondu. Ülkenin gidişatı ortaya kondu. Ve bir ihtiyaca binaen Kuvayi Milliye mantığıyla Bağımsız Türkiye Partisi işte bugün 23. yıl dönümünü kutladığımız bugün de partimiz kuruldu. Tabii partimiz kurulurken demin kurucu genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı da dinledik. Partinin kurulma gerekçeleri ortaya kondu. Yani maalesef işte biz vatanımızı kolay elde etmedik. Kuvayi Milliye Hareketleri ile Anadolu işgal edilmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu mücadeleyle, bu millet fertlerinin üstün gayretleriyle, canlarıyla, mallarıyla vatan kurtuldu. Ama maalesef siyasetin ortaya koymuş olduğu, işte Avrupa Birliği'ne girme adına, işte büyük devletlerle işte stratejik ortak olma adına veya IMF gibi kuruluşlar, ticaret örgütleriyle beraber olma adına çok ciddi tavizler verildi. İşte bu tavizlerle biz kazanımlarımızı, bağımsızlığımızı kaybetmeye başladık. Bakın, bağımsızlığın ana karakterlerinden bir tanesi paranızın bağımsız olmasıdır. Paranızı kaybedersiniz. Paranız milli olmaktan çıkarsa siz bağımlı hale düşersiniz. İşgal edilmiş olursunuz. Zaten kapitülasyonlar vardı biliyorsunuz bizim ülkemizde. Kapitülasyonlara karşı bir mücadele verildi aynı zamanda. Lozan'ın en büyük başarılarının bir tanesi işte bu kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Evet, sınırlarımız bağımsız oldu ama aynı zamanda paramız da bağımsız oldu. Adliyemiz bağımsız oldu. Ticaretimiz bağımsız oldu. İdaremiz bağımsız oldu. İşte maalesef geçen yıllarda bu siyaset bu bağımsızlığını kaybetti. Yeniden esaret altına düşmeye başladı. Bunu gören Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ve mahiyetindeki kişiler ne yaptılar? Bir ara geldiler hocamızın talimatlarıyla, riyasetleriyle ve Bağımsız Türkiye Partisi hayat buldu. O gün bugün ne yaptı Bağımsız Türkiye Partisi? Bakın, aldığı oya bakmaksızın seçimlere girdi. Türkiye'nin her tarafında teşkilatlandı. Bir bakıma çalışmalarını milleti eğitme adına ortaya koydu. Millete moral oldu, ümit oldu. Projeleri hem ülkemizde hem yurt dışında kullanılır bir parti haline geldi. Bakın nedir Bağımsız Türkiye Partimizin ana ekseni? Bir, hoş geldin Atatürk'tür. Yani Atatürk'ün açtığı yolda yürümektir. İki, Haydar Baş hocamızın ortaya koymuş olduğu fikirleri parti programı haline getirdi. Nedir onlar? Bakın, milli ekonomi modeli. Sosyal devlet, milli devlet. Bugün dünyanın maalesef içine düştüğü ekonomik problemlerin temelinde uygulanan kapitalist sistem var. Sosyalist sistem var. İşte Haydar Baş hocamız üçüncü yolu açtı. Yani milli ekonomi modelini açtı. O modeli uygulayan devletler şimdi işte Rusya olsun, Çin olsun, BRICS devletler olsun bir nefes alıyorlar. Biz de varız demeye başladılar. Ama ne acıdır ki bu modelin sahibi olan Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın modelini parti programı haline getiren Bağımsız Türkiye Partisi ne biz iktidar haline getirmek zorundayız. Bunu yapmadığımız her gün millet kaybediyor, devlet kaybediyor. Bunu yapacağız hep beraber. Milletimize anlatacağız. İki, sosyal devletle beraber insanımızın insanca yaşamasını gerekçesi olan haklarına kavuşacağı bir model, bir sistem ortaya kondu. Ki bunu da mali kaynakları milli ekonomi modeliyle inşallah temin edilecek. Bir diğer konu, Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortaya koymuş olduğu birlik beraberlik ruhudur. Bakın, birlik beraberlik. Bugün ülkemizde dünden beri gelen ne var? Alevi, Sünni, Şii ayrılıkları var. Ocu bucu ayrılıkları var. İşte Bağımsız Türkiye Partisi Ehl-i Beyt paydasında insanları birleştirerek, tevhidin merkezi Ehl-i Beyt diyerek bütün memleket sathında birlik beraberliği ortaya koymuştur. İşte genel başkanımızın hakka yürümesinden sonra başa geçen genç genel başkanımız Hüseyin Baş'la beraber parti büyümeye
devam ediyor. Bayrak yarışı olarak devam ediyor. Nitekim Hüseyin Başbey'in ortaya koymuş olduğu anayasa değişiklik 4. maddenin değiştirilmesi, ilk 3 maddenin değiştirilmesi çalışmalarına bir efendim kale gibi önlerinde durmuştur. Veya Atatürk'e karşı aleyhinde yapılan propagandalara karşı Hüseyin Baş liderliğinde partimiz engel olmak için her türlü gayreti ortaya koymuştur. Kısacası Bağımsız Türkiye Partisi bugün büyüktür, yarın daha büyük olacaktır. Bugün söylemleriyle gündemdedir, yarın icraatleriyle gündemde olacaktır diyorum. Ve bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'nde doğum gününü kutluyoruz Meltem Televizyonu olarak. Peki çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Sayın Kepekçi'ye çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, İsrail terörü Gazze'den sonra Lübnan'a sıçramaya devam etti ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor ve çok sayıda can kaybının yaşandığı ülkede büyük bir göç dalgası başladı sayın seyirciler. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'la güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Ciye bölgesi Hizbullah'ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor. Bu saldırıda Hizbullah'ın füze sistemlerinin başında bulunan İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğü açıklandı. İsrail savaş uçakları gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki pek çok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın, 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan'da yerinden olanların sayısı 500.000'a yaklaştı. Hizbullah'tan yapılan açıklamadaysa Kadir 1 tipi balistik füzeyle sabah 6.30'da Tel Aviv banliyölerinde yer alan Mossad karargahının hedef alındığı belirtildi. Strikes killed 492 people, including 35 children. A Lebanese official. Hedef alınan Mossad karargahının Hizbullah'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlemek ve geçtiğimiz günlerde Lübnan genelinde iletişim cihazlarının patlatılmasından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada füzenin fırlatılmasının Gazze'deki Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve 11 askeri üste sınırda yer alan 22 yerleşim birimine hedef aldığı Aksa tufanı saldırısıyla aynı saatte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor. İsrail'in Gazze şeridinde son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41.495'e, yaralı sayısının da 96.006'ya yükseldiği kaydedildi. Evet sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları başladı ve açılışı Genel Sekreter Antonio Guterres'in yapmış olduğu konuşmalarda dikkatlerse ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasına çevrildi bütün odak. Ve Gazze vahşetinin en büyük destekçisi olan Biden konuşmasında İsrail'e cesaret veren ifadeler kullandı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerinin bir haftalığına New York'ta bir araya geldiği Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu oturumu başladı. Oturum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in konuşmasıyla açıldı. Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor diyen Guterres, bunun için Lübnan'a bakmanın yeterli olacağını işaret ederek Lübnan, İsrail ve dünya halkı Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz ifadelerini kullandı. A world of inequality, where injustices and grievances. Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısını meşru kılacak hiçbir şey olmadığını da ifade eden Guterres, aynı şekilde Filistin halkının topluca cezalandırılmasının da hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi. The Middle East,
in the heart of Europe, in the Horn of Africa. Uluslararası toplumun acilen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, bu hedefi daha fazla yerleşim yerleri inşa ederek, toprağa el koyarak, şiddeti artırarak engel olanlara sormak istiyorum. Bunun alternatifi ne? Dünya çok sayıda Filistinlinin özgürlüğünü, haklarını ve onurunu yok eden tek devletli bir çözümü nasıl kabul edebilir dedi. My fellow leaders, today... Gözlerse İsrail vahşetinin en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın konuşmasındaydı. It'll be my last. I've seen a remarkable sweep of history. Biden konuşmasında İsrail'e cesaret veren ifadeler kullandı. Dünya 7 Ekim'deki dehşeti göz ardı etmemeli diyen Biden, Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Çok büyük bir insani kriz içindeler. Hamas'ın başlattığı bu savaşı onlar istemedi. Ateşkes için çaba gösterdik. Ateşkesin zamanı şimdi. Hamas ve İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girmeli ve savaş sona ermelidir. Hizbullah 7 Ekim sonrası İsrail'e roket saldırıları başlattı. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Batı Şeria'daki şiddetten de bahsetmek gerekiyor. İki devletli bir çözümü hak ediyorlar. İsrail ve Filistinlilerin güven içinde yaşayacağı bir çözüm gerekiyor dedi. Evet, bu konunun ayrıntılarını Sayın Gazeteci Atakan Sönmez'le konuşacağız. Sayın Sönmez, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Lübnan'daki, daha doğrusu İsrail'in Lübnan'a saldırısı gündemin aslında sıcak konularından bir tanesi. Çünkü İsrail bu saldırılardan önce bölgedeki savaşı daha da genişleteceğini ve bunun uzun yıllara yayılacağını ifade etmişti ve bu noktada Lübnan saldırılarını devam ettirdi. Bunun gerekçesi ise buradaki bulunan Hizbullah güçleri. Neler söylemek lazım? Büyük bir kaosa doğru ilerliyor muyuz? Şimdi maalesef İsrail Orta Doğu'da sanki yaptığı bütün politikalar, attığı bütün adımlar, kurduğu bütün ittifaklar Orta Doğu'daki barış ve istikrarı sağlamak adına yaptığını iddia etmesine rağmen Orta Doğu'daki bizatihi istikrarsızlığın kaynağı ve sebebi olarak orada durmaya devam ediyor. Daha da ilginci aslında hani Lübnan konusunda özellikle Hizbullah konusunda İsrail'in hafızalarında ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani 2006'ya İsrail o sendromu hala atlatamadı. Neydi? 2006'da yine Lübnan'a bir işgal girişiminde bulunmuştu ve o gün Lübnan maalesef son 10 yıllardır neredeyse sürekli bir siyasi istikrarsızlıkla mağlul olduğu için ülke savunması konusunda da zaafları vardı. Ve İsrail bunları asla affetmiyor. Yani bölgede en ufak bir fırsat bulduğu zaman yayılmacı politikasını sürdürüyor. Ve oradaki zaafı görüp Lübnan'ı işgale kalktığında 2006 yılında Hizbullah direnişiyle karşılaşmıştı. Ve tarihindeki ilk askeri yenilgisini aldırmıştı. Şimdi bunun zaten bir hesabını sormak isteyen İsrail var. İkincisi de özellikle 2011 Arap Baharı'ndan itibaren aslında bugün geriye dönüp baktığımız zaman yaşananlar neydi dediğimiz zaman bunun İsrail politikalarının rahatlıkla hayata geçirebileceği bir iklim için oluşturmuş politika olduğunu çok net görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri geldi orada tarlayı sürdü. Bunun içerisinde özellikle Gazze ve Lübnan'a kadar uzanan bunun adını Şii hattı diyerek özellikle İran'dan başlayarak Suriye üzerinden devam eden ve Hamas'ı da sahiplenen, Filistin'i de Gazze'yi de sahiplenen ve Lübnan'a kadar devam eden adı. Hatta buraya bir Şii hattı dedi. Ve bu aslında Şii hattı denen şey Amerikan literatüründe direniş hattı diye bilinen bir şeydi. Ve İsrailler buraya direniş hattı diyordu. Amerika çok büyük bir burada politik kurnazlık yaptı ve buraya Şii hattı diyerek aslında İslam alemi içerisindeki olan o mezhepsel hassasiyeti çok iyi kullandı burada maalesef. Ve Arap Baharı'nda asıl hedef baktığımız zaman geri kalan pek çok ülkelerde sanki hiç olmamış gibi yatıştı, sona erdi ama nerede sonuç verdi dediğimiz zaman Suriye'yi 10 yıl uzun bir zamandır devam eden bir iç savaşla baş başa bıraktı. Ne yaptı burada Amerika Birleşik Devletleri? İran'la Filistin arasındaki, Lübnan arasındaki bağı, köprüyü koparmış oldu. Suriye'yi istikrarsızlaştırarak. Zaten daha önce Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bunu iki kez işgalle yapmıştı.
Şimdi burada İsrail açısından çok rahatlıkla politikalarını genişlemeyi, saldırganlığı uygulayacağı bir zemin yarattılar. Ve İsrail de bunu kullanıyor. Şimdi gerekçeler üretiyor. İşte Hizbullah'ın sınırdan attığı bir takım füzeleri, balistik füzeleri, orta menzilli füzeleri gerekçe göstererek ve burada haliyle sınırda, Lübnan sınırında yaşayan bazı İsrailler güvenlik kaygısıyla işlere doğru geldi. Şimdi İsrail diyor ki, ben diyor tekrar diyor gerekirse bir kara harekatı yapacağım diyor. Zaten orduyu bu anlamda bir tugayı sınıra gönderme kararı aldılar. Diyor ki gerekirse kara harekatı yapacağım. Hizbullah'ı sınırdan iyice içeri iteceğim, süpüreceğim ve tekrar vatandaşlarımı oraya yaşayacağım. İsrail, o zaman sen yerinden yurduna ettiğin milyonlarca Filistinli için kimse sana süpürme silme harekatı yapamıyor da sen bu hakkı nereden alıyorsun? Nereden aldığını işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Biden yaptığı açıklamada az önce dinledik. Şimdi toparlayıcı bir cümle alabilir miyim? Son toparlayıcı bir cümle alabilir miyim? Şöyle, dünyanın yaklaşımı, özellikle Batı'nın yaklaşımı burada, mazlumla kurbanı, işgalciyle yurdu işgal edilen sanki eşit silahlarla, eşit koşullarda bir durumdaymış gibi önce fotoğrafı ortaya koyup sanki Orta Doğu'nun tarihi İsrail-Filistin sorunu 7 Ekim'de başlamış gibi bir fotoğraf ve maalesef bunun arkasında duramayan bir İslam dünyası, bunun arkasında duramayan bir koca insanlık aslında. Hani bu niye sadece İslam dünyası sorunu olsun? Ama bu görüyoruz ki önümüzdeki günlerde çatışma genişleyerek sürecektir. Çünkü 2006'daki Hizbullah'ın müttefikleri 10 yıldır istikrarlı şekilde istikrarsız hale getirildiler. Hizbullah için bu kez zor bir sınav var. Peki. Umarız yine başarılı. Peki. Sayın Sönmez, çok teşekkürler yayınımıza vermiş olduğunuz katkılar için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Sayın Atakan Sönmez'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katıldı. Ve Genel Kurul'a hitap eden Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları vardı. Ve öte yandan Erdoğan, New York'ta ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları vardı. İsrail'in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerinde sızan görüntüler, nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. 17 binden fazla çocuk İsrail'in kurşunlarının, bombalarının hedefi oldu. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Erdoğan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği destek soruldu. Bir yandan da bakıyoruz, ABD desteklemeye devam ediyor İsrail'e arka planda. Bunu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biden'ın konuşmasının iki tarafını. Ya sen söyledin. Aynen dediğin gibi. Peki. ABD burada kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı. Ve İsrail'in yanında değil, karşısında yerini almalı. Erdoğan New York'ta ABD medyasına da konuştu. Hamas sorusuna cevap veren Erdoğan, Hamas terör örgütü değildir dedi. Biz teröristlere karşıyız. We are of course against terrorism and terrorists. Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden bir tanesi. I'm one of the leaders. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü familiar with Hamas and I never called Hamas a terrorist organization. Bir terör örgütü olarak bakmıyorum. I don't approach Hamas as a terrorist organization now.
Topraklarını koruma gayreti içerisinde olan spending efforts in order to protect their mother. Ukrayna konusuna da değinen Erdoğan, ABD Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını istemiyor dedi. Amerika Ukrayna'nın her şeyden önce NATO üyesi first and foremost doesn't want to see Ukraine as a NATO member and many NATO countries bir defa NATO'ya üye olmasını istemiyor. Don't want Ukraine to be a member state. So we need to see these facts for what they are. Öte yandan Erdoğan New York'ta ikili görüşmeler de yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasındaydı. Sayın seyirciler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu gelirde adalet, vergide adalet talebiyle İstanbul Saraçhane'de işçi buluşması düzenledi. Ve Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise daha çok vergi toplamak istiyorsanız etrafınıza bakın ve o kar rekorları kıran şirketlere bakın, bankalara bakın, kur korumalı mevduatlarda milyonlar kazananlara bakın. Çekin elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden diye seslendi. Diskin gelirde adalet, vergide adalet talebiyle başlattığı eylemler sürüyor. İş yerlerinden bildir okumayla başlayan süreç bölge mitingleri aşamasına geldi. İlk olarak Mersin'de, ardından İzmir'de yapılan mitinglerin bugünkü adresi İstanbul Saraçhane oldu. Saraçhane'de düzenlenen işçi buluşmasında birleşe birleşe kazanacağız. Ölmek var, dönmek yok, tazminatı vermek yok ve gelirde, vergide, ülkede adalet sloganları atıldı. Buluşmada konuşan Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi. Bu yaşadığımız kara tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı bunların hiçbiri tesadüf değil. Ülkeyi yöneten iktidarın o sürekli değişen maliye bakanlarının beceriksizliği de değil. Bu yaşadığımız kara tablonun nedeni bu ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP hükümetlerinin tercihlerinin sonucudur. Bu kara tablo 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. 2 yılı aşkın süredir meydanlardan yükselen bu sesi duymayanlar bu politikalarda ısrar ediyorlar. Her gün bizi daha fazla yoksullaştıran, sürekli yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp patrona veren bu düzenin çarklarını daha hızlı çevirmek için uğraşıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde orta vadeli programı açıkladılar. Ne var orta vadeli programda? Hükümetin önümüzdeki 3 yıllık hedefleri var orada. Ne var orta vadeli programda arkadaşlar? Daha yüksek enflasyon var, daha düşük büyüme var. Yani çocuklarımızın daha fazla işsiz kalması var. Yüksek enflasyon karşısında daha da düşen ücretler var. Bir de tutturmuşlar enflasyonun nedeni ücretler diye. Koca bir yalan arkadaşlar, koca bir yalan. Bu ülkede enflasyonun nedeni üretimden kopmuş olmak. Enflasyonun nedeni dolarizasyon, enflasyonun nedeni aşırı kârlar. Hadi hep beraber bakalım. Enflasyon, ücretler artarsa enflasyon artar dediler. Temmuz'da asgari ücreti arttırmadılar. 1 Ocak'tan beri ücretlerimiz artmadı. Peki enflasyon düştü mü arkadaşlar? Çarşıda, pazarda enflasyonun düştüğünü gören var mı? O zaman bu kocaman yalanın arkasından bizi yoksulluğa mahkum eden bu politikalara asla teslim olmayacağız. Peki başka ne var orta vadeli programda? Güvencesiz çalışma, kullan at işçiliği var. Peki başka ne var? Orta vadeli programda sosyal güvenliğe ayrılan payın azaltılması var. Yani emekli olmak daha da zorlaşacak. Emeklilikteki bütün mağduriyetler devam edecek ifadelerinde bulundu. Sayın seyirciler, maliyetler çok yüksek ama alım fiyatları çok düşük ve bu durum çiftçileri bir hayli zorluyor. Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı ve üreticiler yine hayal kırıklığına uğradı. Şeker pancarı üreticileri gibi zeytin üreticileri de yüksek maliyetlerden şikayetçi. Buğday, fındık, çay derken şeker pancarı üreticileri de alım fiyatıyla hayal kırıklığına uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2375 TL olarak belirlenmesi kararını verdi. Bu fiyat çiftçilerin beklentisinin çok altında kaldı. Maliyetler bu kadar ağır değildi. İşçi maliyetleri olsun, bütün maliyetler, yakıt maliyetleri olsun. Damardaki fark çok. Verilen para az. Diyelim fiyat %30 falan arttı. %30-%40 arasında. Ama maliyetler %100 arttı. Gübresi, işçiliği, yakıdı. Çiftçinin yaşadığı hayal kırıklığı
CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından da dile getirildi. Ülkemizde tarımsal girdi maliyetleri bir yılda %41 artmış. Buna rağmen alım fiyatları düşük tutuldu. Bu yıl 2375 lira foto primi dahil fiyat verildi. Olması gereken 2500 liranın altında fiyat olmamalıydı. Çiftçiler sökümlere başladılar. Kampanya devam ediyor. Şeker fiyatındaki artış, bunun yanı sıra şeker pancarından elde edilen melasta, küspede, alkoldeki artış sanayi kesimine, yani bunu işleyene fayda sağlıyor. Ama çiftçimiz şeker pancarında da umduğu fiyatı ne yazık ki alamadı. Şeker pancarı üreticileri gibi zeytin üreticileri de yüksek maliyetlerden şikayetçi. Aydın Karacasu'da zeytin hasadı başladı. Yevmiyelerin 1000 liranın üstüne çıktığını belirten üreticiler zeytinleri kendileri topluyor. Zeytinimiz para etmiyor arkadaşım. Yevmiyeler yüksek. Mazot da pahalı. Gübre pahalı, mazot pahalı. Vatandaş, her şey pahalı yani. Daha zeytin satmıyor. Bak tütün de, ben tütüncüyüm. Tütün de ucuz. 180 lira tütün. Ama işçiyi bakarsan 1,5 milyar lira. Verdiğimiz tütün amelesi bu sene bak. Maliyet pahalı. Bu vatandaş çiftçinin rezilliği yani. Yani en perişan çiftçi. Üretici devamlı zarardadır abi bak. Malımızdan ha. Değil, malımızın para etmediğini abi. Üretici devamlı zararda yani. Alan satan kazanıyor. Marketçiler. Bu zeytin normal 5 kilodan yağ verir. Bir yövme 1200 lira. Bir kişi 100 liradan fazla zeytin toplayamaz. 5 kilodan verdiği zaman 20 kilo yağ yapar. 20 kilo yağ 150 liradan 3000 lira para yapar. 1200 lirasına yövmeci vereceğiz. Mazot ayıracağız, gübreyi ayıracağız, gübre ayıracağız. Üçünün elinde sıfırdan elde bir sıfır. Evet, çiftçilerimizin açıklamaları bu şekildeydi. Tarımsal sorunlara biraz daha odaklanmaya çalışalım. CHP NİDE Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer bizlerle birlikte Skype attığımızda. Sayın Gürer, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, çiftçimizin isyanını siz de dinlediniz. Maliyetleri söyledi ve gider kalemlerinin bir hayli yüksek olduğundan da bahsetti. İlk önce buradan başlayalım ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da bugün Saraçhane'de toplanmıştı. Onlar da gelirde ve vergide adalet istediklerini söylediler. Neler söylemek lazım? Bu yıl bütün ürünlerde çiftçi gerçek anlamda büyük sorun yaşadı. Enflasyonun neredeyse bedeli çiftçinin sırtına yüklendi. Onun için de düşük alım fiyatları açıklanarak çiftçilerin ürünlerinin değer bulmamasının önü açıldı. Şeker pancarı ile ilgili açıklanan fiyat düşük. %28 bir yıl öncesine göre artış var. Ama bildiğiniz gibi yalnızca TÜİK'in belirlediği bir yıllık tarımsal girdilerdeki artış %41. Ancak şeker pancar çiftçisinin bir avantajı var. En azından tarlada ürün kalmayacak. Çünkü sözleşmeli tarım olduğu için sökecek ürününü götürecek, fabrikaya teslim edecek. Yani diğer üreticilere göre avantajları ürünlerini en azından fabrikaya ulaştırabiliyor olmaları. Şeker pancarı stratejik bir ürün. Bunun tohumunu, ilacını, gübresini satanı, tarlada bakımını yapan, çapalayan, söken, onu fabrikaya taşıyanı, fabrikada işleyeni, daha sonra işledikten sonra şeker olarak, melas olarak, alkol olarak, küslü olarak satışı geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Ve bu şeker pancarı Türkiye'de yıllardır 20-22 milyon ton aralığında yetişiyor. Ama artık çiftçi şeker pancarından para kazanamayınca farklı ürün desenlerine yönelmek istiyor. Bunda da diğer ürünleri görüyor, onların tarlada kalıyor çünkü alım garantisi yok. En azından şeker pancarının bir alım garantisi var. Ama bakıyorsunuz raftaki şekerin fiyatı artıyor. Şeker pancarının fiyatı girdi maliyetlerin altında açıklanıyor. Keza melasın, küspenin fiyatı artıyor. Şeker pancarının fiyatı onlara eşdeğer artış göstermiyor. Yani ürün çiftçiden çıkınca değer buluyor, çiftçi de değer bulmuyor. Ama bir de son tüketiciye erişim noktasında şekerdeki fiyat artışına baktığınız zaman
şeker pancarındaki fiyat artışıyla paralel gitmiyor. Neredeyse 3-4 kat fazla fiyat alıyor. Böyle olunca üretenin sorunu, tüketenin pahalı ürüne düştüğü bir süreçteyiz. Siyasi iktidar bu süreci biraz seyrediyor ve düşük alım politikası uygulayarak da çiftçiyi mağdur ediyor. Tarlaya gittiğin zaman karpuzu, kavunu, domatesi, patlıcanı, biberi hangi ürüne gitseniz maliyetin altında tüccar gidip almıyor. Peki pazara gidiyorsunuz, o ürünün daha pahalı fiyatla satıldığını görünce insan düşünüyor, acaba bilerek mi politika sürdürülüyor? Çünkü alım fiyatını düşük tutmak demek çiftçiye bu ürünü sen ekme demek. Şimdi bugün patates için de gittim, tarlaları gezdim. Orada da üretici dert yanıyor ve patates bu yıl gerçekten yazlık patateste çiftçi kazanamadı. Şimdi kısır patatesin sökümü de bölgemizde önümüzdeki ay başlıyor. Orada da bir ciddi mağduriyet var. Yani üretenin ve üreticinin korunmadığı bir süreç yaşıyoruz. Şeker pancarı için beklenen fiyat 2500 lira civarındaydı. Biz Elazığ'daydık. Elazığ'da fabrika önünde Elazığ milletvekilimiz Gülsel Erol'la beraber çiftçilerle buluşmuştuk. Bugün de Niğde'de tarlaya gittim. Bayağı şeker pancarı gelişmiş ama verilen fiyat hayal kırıklığı oldu. En azından çiftçi tarımsal girdilere uygun bir fiyatla pancarın alınmasını bekliyordu. Ama bugün verilen, dün verilen bu fiyat bu talebi karşılayan bir fiyat olmadı. Onun için de süreci izleyeceğiz. Acaba şeker pancarını bu fiyatta aldıktan sonra şekere ne kadar zam yapacaklar ve şeker ne olacak ona bakacağız. Çünkü ondan fazla şeker fabrikası biliyorsunuz özelleştirilmişti. Fiyatı bir yerde özel sektör baskılayarak belirliyor. Şeker fabrikaları özelleştirilmeden önce şekerin daha ucuz olacağı, daha kaliteli olacağı, daha düzenli işleyeceği söyleniyordu. Tersi oldu. Hızla fiyat yükseldi. Bugün şeker gerçekten yüksek fiyatlı ürünler hanesine yazıldığı gibi ithal şeker 22 yıl sonra ülkeye getirilmek durumunda kalındı kara borsa nedeniyle. Ama Türkiye'de üretilen şeker pancarı Türkiye'nin ihtiyacı şekere karşılayacak kadar var. Öyle olunca burada farklı bir şeyin geliştiğini görüyorsunuz. Fiyatı yukarı çekmek için sanayici ürünü işledikten sonra kendine göre piyasaya ürünü daha sınırlı veriyor. Ama şeker pancarına bakıyor. Hiç kimse çiftçinin bu yaşadığı mağduriyeti, sorunu görmek istemiyor. Ve düşük ücretle şeker pancarı alımı yapılıyor. Anlattığınız ayrıntılar çok önemli ve gerçekten de sahaya inip gerçekten Anadolu'ya çiftçimizin yanına gidip sorunları yerinde teşhis ediyorsunuz ve bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Paylaştığınız bilgiler için çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, Ömer Fethi Gürer'e çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve devam edelim. Evet, İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın memuru Şehide Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için 3 ay süreyle adli kontrol şartı uygulandı ve haftada 2 gün imza vermesi gerektiği fakat zanlının bu durumu ihlal ettiği bilgisi paylaşıldı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis ekiplerinden kaçarken kendisine müdahalede bulunan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit etti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan Geçti'nin daha önce hakkında verilen adli kontrol kararını ihlal ettiği de ortaya çıktı. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, yaralama suçuna karışan Geçti hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde 3 ay süreyle karakola haftada 2 kez imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı aldı. Hakimliğin verdiği karar sonrası Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi'ne İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 25 Temmuz tarihinde yazı gönderildi. Yazıda adli kontrolünün ihlal durumunun tutuklamaya sebep olabileceği, bu nedenle ihlal durumunda ivedi olarak müdürlüğe bilgi verilmesi ve her ay adli kontrolün devam ettiğine dair rapor gönderilmesi istendi. Ancak şüpheli Geçti, bu süreçte adli kontrol kararını ihlal ederek karakola imza atmaya gitmedi. Buna karşılık polis merkezinin bu durumu savcılığa bildirmediği öğrenildi.
adli kontrol ihlali, ancak Yunus Emre Geçti'nin polis Şeyda Yılmaz'ı vurması olayından sonra 23 Eylül tarihinde Dudullu Şehit İsmail Akkoy'un polis merkezi amirliği tarafından İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yazıyla bildirildi. Yazıda şüphelinin imza atmaya gelmediği iletildi. Sayın seyirciler, kaçak göçmenlere ve göçmen organizatörlerine bir operasyon gerçekleştirildi. 27 ilde yapılan operasyonlarda 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı. Dünyanın göçmen deposu haline gelen ülkemiz Türkiye'de kaçak göçmen operasyonu yapıldı. 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren Kalkan 27 operasyonlarında 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek, dedi. Evet sayın seyirciler, şimdi ise piyasa ekranlarımızı yansıtacağız. Evet sayın seyirciler, piyasa durumuna bakalım. Şimdi piyasa ekranımızda dolar, euro ve altın ve İstanbul endeksine bakıyoruz. Dolar bugünü 34 lira 11 kuruşla kapattı ve devam ediyor. Euro'ya baktığımızda ise 38 lira 25 kuruştan işlem gördü. Altın ise 2921 lira ve 7 kuruş olarak işlem görmeye devam etti. Borsa İstanbul endeksine baktığımızda ise 9954 lira 8 kuruştan da işlem görmüş oldu. Evet, piyasa ekranı bu şekildeydi. Hava durumuyla da devam edeceğiz. Evet, hava durumunda da bölgelere bakalım. Marmara bölgesinde İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Edirne'ye bakıyoruz. İstanbul'da açık 28 derece gündüz. Gece 18 derece sıcaklığı ölçülmekte. Yarın için hava tahmini bu şekilde. Çanakkale'de ise yine parçalı bulutlu ve güneşli. Gündüz 31 derece, gece sıcaklığı ise 17 derece. Bursa'ya baktığımızda ise 29 derece. Gece sıcaklığı, tahmini gece sıcaklığı 17 derece. Edirne'de ise yine 31 derece. Bulutlu bir hava hakim ama yine de güneş açacak ve gece sıcaklığı ise 15 derece. Ege bölgesine baktığımızda ise İzmir'le başlayalım. Gündüz sıcaklığı 30, gece sıcaklığı 18. Muğla'da ise gündüz sıcaklığı 32, gece 15. Denizli'de ise 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 18 derece. Uşak'ta ise 29 derece. Gece sıcaklığı 12 derece. Ve Akdeniz bölgesiyle devam ediyoruz. Antalya'ya baktığımızda ise yine güneşli bir hava var ama yine de bulutlar da kendini göstermekte. Gündüz sıcaklığı 33 derece, gece sıcaklığı 18 derece tahmin ediliyor. Adana'ya baktığımızda ise tam bir güneş hakim ve kavruluyor. Gündüz sıcaklığı 36 derece, gece sıcaklığı ise 19 derece tahminleri yapılmakta. Mersin'e baktığımızda ise Mersin'de sıcak 33 derece, biraz bir parça bulutlar hakim ama gece sıcaklığı ise 21 derece tahminleri yapılıyor. Hatay'da ise gündüz sıcaklığı 33, gece sıcaklığı 18 derece. Evet, İç Anadolu bölgesine bakalım. Gündüz sıcaklığı Ankara'da 27, gece sıcaklığı 12. Konya'da ise 25 derece gündüz sıcaklığı, gece 13 derece. Kayseri'ye baktığımızda ise gündüz 26, gece sıcaklığı 10 derece. Eskişehir'de ise 29 derece ölçülmekte, gece sıcaklığı 12 derece.
Ve Karadeniz bölgesine baktığımızda ise Trabzon'la başlayalım. Gündüz 25, gece sıcaklığı 18, Samsun'da 25 derece, gece sıcaklığı 17, Ordu'da ise gündüz sıcaklık 25 ve gece sıcaklığı 16, Zonguldak'a baktığımızda ise 24 derece ve gece sıcaklığı 16 derece tahmini bulunuyor. Ve Doğu Anadolu bölgesi Erzurum, Malatya, Van ve Elazığ'a bakalım. Erzurum'da 21 derece, gece sıcaklığı 5, Malatya 26, gece sıcaklığı 12, Van'da ise 22 derece, gece sıcaklığı 9 ve Elazığ'a baktığımızda ise güneşli bir hava var ve ama bulutlar da kendini göstermekte, 28 derece ve gece sıcaklığı 11 derece. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ve 4 şehrimizde gerçekten de güneşli bir hava hakim ve baktığımızda Gaziantep 31 derece ile gündüz sıcaklığıyla rekorlar kırmaya devam etmekte. Gece sıcaklığı 17 derece. Diyarbakır biraz önce dediğimiz gibi gündüz sıcaklığı yüksek 31 derece ve gece sıcaklığı yine 17 derece. Şanlıurfa'da 32 derece, gece sıcaklığı 20. Mardin'de ise 30 derece ve gece sıcaklığı 20. Evet sayın seyirciler, hava durumunda paylaştık ve bültenimizin de sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Bir başka bültende buluşuncaya dek hoşçakalın.